Makaleler arasından. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 6 Eylül Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Mustafa Kemal'in Askerleri ve Darbecilik başlıklı makalesini sunuyorum. Geçtiğimiz hafta ilginç bir vaka yaşandı. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet ve yemin töreninde bir grup mezun yeni teğmen kendi başlarına hareket ederek resmi programın dışında bir gösteri yaptı. Kılıç çekti ve ayrı bir yemin etti. Yemin metni şöyleydi: "Ant içerim ki laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak. Kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene." Yeminciler daha sonra "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırdı. Bu ayrı yemin resmi törenin sınırları dışında. Her şeyin emir komuta zinciri altında yapıldığı ve resmi programa uygun olması gereken bir askeri törende yeni mezun teğmenlerin böyle bir şeye cesaret ve tevessül etmesi muhtemelen amirlerinden bazılarının istek ve desteğiyle olmuştur. Bu husus mutlaka soruşturulmalı. Yemin metni rutin. Bu yeminde söylenen bazı şeylerle, örneğin demokrasiyi korumakla Mustafa Kemal'in askeri olmak arasındaki ilişki ise çok tartışmalı. Mustafa Kemal, demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir siyasi lider. Egemenlik döneminde de demokrasi ilerlemedi, aksine geriledi. Var olan demokratik unsurlar ve sivil toplum da büyük ölçüde tasfiye edildi. Dolayısıyla Mustafa Kemal'e atıfla demokrasi savunuculuğu yapmak tam bir kavramsal çelişki. Benim de aralarında bulunduğum bir grup insan bu gösteriye katılanları müstakbel darbeciler olarak adlandırdı. Bazıları bu adlandırmaya karşı çıktı ve yapılanın normal olduğunu öne sürdü. İtirazlar arasında bu genç askerlerin darbeciler olarak etiketlenmesinin hem Mustafa Kemal'e hem de yeni teğmenlere haksızlık yapma anlamına geldiği öne sürüldü. Tanınmış bir akademisyen de bir sosyal medya mesajında bu nitelemeyi yapanların artık darbe travmasından kurtulması gerektiğini öne sürdü. Ne yazık ki Türkiye bir darbeler ülkesi. Son zamanlarda özellikle Erdoğan'ın çabalarıyla bürokratik vesayet epeyce geriletildiyse de bu vesayetçi zihniyetin tamamen ortadan kalktığı ve darbe tehlikesinin ebediyen tarihte kaldığı anlamına gelmiyor. Sürekli darbelerin insanlarda bir travma oluşturduğu da söylenebilir. Mesela merkez sağ liderler mütemadiyen darbe yapılma ve sonunda asılma korkusu akıllarında olarak yaşadı ve siyaset yaptı. Bu korkunun hala canlı olduğundan şüphe etmek için bir sebep göremiyorum. Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış tüm askeri müdahalelerin ve darbelerin ardında Kemalistlerin olduğu kesin. Darbeler hep Mustafa Kemal adına atıfla yapıldı ve meşrulaştırıldı. Darbecilere hazır destek verenler de Kemalist halk kitleleri oldu. O kadar ki FETÖ bile bu hazır darbe taraftarlığından yararlanmak için 15 Temmuz darbesine Kemalist renk vermeye çalıştı. Darbeciler TRT'de okuttukları bildiride kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak Mustafa Kemal'i hatırlatan bir isimle sundu. Kısmen de başarılı oldu. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne Kemalistlerin yoğun yaşadığı yerlerden destek geldi. Az sayıda istisnaları bulunabilecek olmakla beraber Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu öne süren kimselerin demokrasi dışına çıkmaya hazır olması çok muhtemel. Onları müstakbel darbeciler olarak nitelemek de gayet doğal. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın Mustafa Kemal'in Askerleri ve Darbecilik başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.
Sabahta Melih Altınok'un Nanik Muhalefeti başlıklı makalesini sunuyorum. Ilımlı İslamcısından Kemalistine, Mısır'daki darbeye karşı olanından o günlerde Türkiye'nin Tahrir Meydanı Taksim mi olacak diye heyecan yapanına kadar muhalefet bloğu, Sisi'nin Ankara temaslarını aynı sığ düzlemde tepki veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi'nin 2014 yılında seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'yi Amerika destekli askeri darbeyle devirdiği günlerdeki sert açıklamalarını hatırlatıp ne değişti diyorlar. Bu mudur? Muhalefetin kanaat önderlerinin nanik yapmak dışında ABD'nin ve Avrupa'nın milyarlarca tonluk doğal kaynakların keşfedilmesi üzerine 15 yıldır gözünü diktiği Doğu Akdeniz'deki dengeleri sarsacak Mısır-Türkiye yakınlaşması karşısında söyleyecekleri bu kadar mı? Evet, Erdoğan, Mursi'nin devrildiği, halkın esir alındığı o günlerde uluslararası arenada sivil siyaseti en yüksek sesle sahiplenen liderdi. Sisi'ye ne tepki verilmesi gerekiyorsa fazlasını verdi. Aradan 12 yıl geçti. Sisi hala darbeci ama o günden bu yana enerji kaynaklarının paylaşımı üzerinden bir soğuk savaşın başladığı sıcak deniz eski Akdeniz değil. Erdoğan ve Sisi'nin temaslarını Atina açısından kaygı verici gelişme diye yorumlayan Yunan Katimerini gazetesinin aşağıdaki uyarısı meselenin Türkiye için ne kadar kritik olduğunun kanıtı. Kahire, Türkiye'nin Libya'daki sınırlı siyasi nüfuzunu ve varlığını kabul ediyor gibi görünüyor. Türkiye, bölge ve dünya siyaseti için hayati önemdeki bu süreci taşra siyasetçisi refleksleriyle değerlendirenler meselenin bu boyutuyla hiç ilgilenmiyorlar mı? Yan yana gelseler sahibi oldukları Doğu Akdeniz'de sırtları yere gelmeyecek Türkiye ve Mısır'ın işbirliği ihtimalinin iki halk için kazanımları ortadayken geçmişe takılıp kalmanın bu takıma faydası ne? Putin son kararım Kamala Harris diyor ama 2024 başkanlık seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'nın seçimlere müdahale edeceği paranoyası tavan yapmış durumda. Adalet Bakanlığı Rusya yanlısı Russia Today'in ülkedeki bazı yayın organlarını fonladığını iddia ediyor. Yeni kısıtlamalar kapsamında Kremlin destekli medya kuruluşlarına vize verilmesini sınırlama kararı alındı. RT'nin genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve 9 kişinin yanı sıra 32 internet sitesine el konulmasına karar verildi. Peki Rusya'nın Amerika seçimlerine müdahale edecek gücü var mı? 40 cephede savaşan Putin'in enerjisini bu nafile çabaya kanalize edeceğini sanmıyorum. Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Moskova'nın Trump'tan çok Biden'ı tercih ettiğini belirterek Biden'ı eski usul bir politikacı olarak tanımlamıştı. Dün konuyla ilgili soruları yanıtlayan Kremlin sözcüsü Peskov da bizim adayımız yok ama tabii ki demokratlar daha öngörülebilir. Putin'in Biden'ın öngörülebilirliği hakkında söyledikleri Bayan Harris de dahil olmak üzere neredeyse tüm demokratlar için geçerli sözleriyle kendisini teyit etti. Evet, Amerika bizim gibi yabancılar tarafından fonlanan yayın organlarına karşı hoşgörülü değil. En ufak bir dış bağlantıyı bile suç delili sayıyorlar. Şimdi de seçim öncesi Trump yanlısı muhalefeti kriminalize etmek için Putin tehdidini kullanıyorlar. Burnunuzdan da kıl aldırmıyorsunuz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün balık ölümleriyle ve siyaha dönen sularıyla gündemde olan İzmir Körfezi'ndeydi. Şunları söyledi. Körfezimiz karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır. Bakanlık olarak geçtiğimiz günlerde bu acı durumun sebeplerini incelemek için harekete geçtik. Körfez'in farklı noktalarında deniz suyu numuneleri aldık. Üzülerek söylüyorum, denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır. Yani bu ne demek? Evsel ve endüstriyel atıklar suya arıtılmadan karıştırılıyor demek. Bu da beraberinde koku problemini getirmekte, insan sağlığını tehdit etmektedir. Dün gözlerimiz belediye başkanı Cemil Tugay'ı aradı tabii. Meğer Cemil Bey davet edildiği halde bakanın temaslarına eşlik etmemiş, yurt dışındaymış. 20 yıldır hiçbir tedbir almayarak Körfez'i lağıma çeviren CHP'nin son belediye başkanının daha önemli başka ne işi olabilir? İmamoğlu'yla dolaşmak mı? Peki nasıl olacak bu iş?
hem birkaç gün önce biz temizleyemiyoruz, bakanlık yardım etsin diye acziyetini itiraf edeceksin. Sonra da yardım istediğin yetkiliyle aynı karaya girmemek için 40 dereden su getireceksin. Olacak iş mi? Sabah gazetesinde Melih Altınok'un Nanik Muhalefeti başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ aklı devrede, organizatörler aranıyor başlıklı makalesini sunuyorum. ...15 Temmuz gecesi Atatürkçü kılığına girerek Yurtta Sulh Konseyi adıyla darbeye kalkışan, sadece iktidarı devirmeyi değil, Türkiye'de 1960 darbesinden beri siyasette devam eden sağ-sol muhafazakar Atatürkçü kavgasının da alevlendirmeyi amaçlayan FETÖ aklı yine devrede. FETÖ 15 Temmuz'da amacına ulaşsaydı, AK Parti hükümeti taraftarları başta olmak üzere Türkiye'de istisnasız herkes bu darbe girişiminin arkasında diğerleri gibi Atatürkçüler olduğunu düşünecekti. O gün adı FETÖ, PDY olsa da bir dini cemaatin, tarikatın darbe yapma ihtimali konuşulamazdı bile. Bugün Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen genç teğmenleri darbeci diye suçlayan bazılarının 15 Temmuz'u askerlerin, hatta Atatürkçü askerlerin yaptığına söylediklerine bakın, ne demek istediğimi anlarsınız. Yani 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra hangi tartışmalar yaşandıysa benzer bir süreç Türkiye'yi bekliyordu. Öyle ki darbeyi destekleyenlerin, hatta o gece darbecileri alkışlayan, marketlere, bakkallara koşup yiyecek stoklayan, benzin istasyonları ve bankamatiklerde kuyruğa girip FETÖ'cülere direnen halkı televizyondan izleyenlerle saklanıp sessiz kalan siyasetçilerin umudu da 15 Temmuz'u yapanların Atatürkçü askerlerin olma ihtimaliydi. Ama o gün Türk milleti 253 şehit, 2500 yaralıyla darbe girişimini durdurdu. Girişimin arkasındaki ABD FETÖ ortaklığını ortaya çıkarırken amaçların hiçbirini gerçekleştiremediler. 15 Temmuz durdurulduğu için o tartışma zemini oluşmadı ama FETÖ aklı genç teğmenler üzerinden bu kavgayı çıkarmada başarılı oldu. Ve farkındaysanız kendisi ortada yok. Pazartesi günkü yazımda bu konuda aynen şu satırlara yer verdim. Aynı okuldan mezun olmuş, harbiyeli ve Mustafa Kemal'in askeri olmakla onur duyan kimi değerli komutanlarımız dahil, kimilerinin şüphe ettiği gibi bu gençleri yönlendiren birileri varsa bu da en ince ayrıntısına kadar incelenmeli. Malum 15 Temmuz öncesi ve sonrası Fethullahçı terör örgütünün kripto unsurlarının bulunmadığı hiçbir yer yok. En azından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin siyaset ve toplum gündemine oturan yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir sorusuna bir cevap verilmeli. Bu olayda en masum olanlar, kimileri tarafından tarikatçı, cemaatçi diye baskı altına alınan ve iftiralarla karşı karşıya kalan genç teğmenlerdir. Onların Mustafa Kemal'in askerleriyiz demelerinden ve bunu hissetmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Konunun özellikle siyasetçiler tarafından istismar edilmemesi için yeni mezun teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleri sözünden ve ettikleri yeminde herhangi bir sakıncanın olmadığı akıldan çıkarılmamalı. Bazı meczuplar teğmenden darbeci çıkarmaya çalışsa da onları saplantılarıyla kendi başına bırakmalı. Burada asıl üzerinde durulması gereken, yazımda da belirttiğim gibi Sayın Devlet Bahçeli'nin buna kim ya da kimler karar vermiştir sorusunun cevabıdır. Nitekim Milli Savunma Bakanlığı bu konuda bir adım attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gereksiz bir tartışmanın ortasına atan ve genç teğmenleri yönlendirenlerin kimler olduğunu ortaya çıkarmak için inceleme başlattı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizde disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olayda her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Bunun Milli Savunma Bakanlığı'nın 2 Ağustos 2024 günü yaptığı, teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir açıklamasıyla çeliştiği düşünülebilir. Konuyu Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sordum. İncelemenin teğmenlerin ettikleri yeminin içeriğiyle ilgili olmadığını tekrarladılar.
sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'ni böyle bir tartışmanın içine atacağını bile bile onları bu konuda yönlendiren, organize eden biri ya da birilerinin olup olmadığı araştırılacak. Çünkü teğmenlerin anonsla bir araya geldiği, basın mensuplarının görüntü almaya yönlendirildiği, teğmenlerin nizami bir şekilde U şeklinde toplandığı, ortaya gelen teğmen Ebru Eroğlu'nun yemin metnini ezberinden okuduğu, diğerlerinin tekrar ettiği, ancak yetkililerin bilgisi ve izniyle mümkün olacak şekilde basına da görüntü verildiği dikkate alındığında önceden bir prova ve hazırlık aşaması olduğu anlaşılıyor. Mesleğin daha başındaki teğmenler buna kendileri karar veremeyeceğine göre Devlet Bahçeli'nin sorusunda olduğu gibi buna kim ya da kimler karar verdiği önemli hale geliyor. O veya onlar, her kimse küçücük bir hareketle çok büyük krizleri çıkartabiliyor. Tekrar edeyim, bu bazı meczupların teğmenleri darbeci diye suçlamasını haklı çıkarmaz. Aslında buna dair şifreleri olayın hemen sonrası Milli Savunma Üniversitesi kaynakları vermişti. Milli Savunma Üniversitesi kaynakları yeni mezun teğmenlerin Harbiye'de tarikatlerin, cemaatlerin hakim olduğu şeklindeki FETÖ ile birlikte art niyetli kesimlerin yalanlarına karşı devlete ve hem Cumhuriyetimizin kurucusu hem de Harbiyeli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını resmi tören dışında haykırmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Nitekim teğmen Ebru Eroğlu'nun basına yansıyan benzer açıklaması bu şekilde motive edildiklerini gösteriyor. Askerlikten azıcık anlayanlar da bilir ki komutanlarının teşviği, emri, izni olmadan böyle bir şey yapmaları mümkün değil. MSÜ'nün açıklamasında dışarıdaki FETÖ'cüler ve art niyetli kesimlerden söz ediliyor. Peki içeride aynı unsurlar var mı? İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın bu incelemesi belki bunu da ortaya çıkarır. Yani ortada FETÖ ile başlayan bir algı operasyonu var. FETÖ ve işbirliği yaptığı veya kullandığı kesimler üzerinden uzun süredir Milli Savunma Üniversitesi'nde tarikatçı ve cemaatçi öğrencilerin olduğu dezenformasyonunu yayıyordu. Her yalan gibi bu yalan da muhalif kesimde tuttu. Sonra belli ki okuldan birileri üzerlerindeki bu algıyı kırmaları için tartışmaya yol açan gayri resmi yemin edilmesi için öğrencileri yönlendirdi. Tartışma büyüyünce de bir yalan daha ortaya atarak teğmenlerle ilgili tahkikat yapıldığı iddiasını ortaya attı. Böylece dikkatler teğmenleri organize edenlere değil teğmenlere yöneldi. Ama o da yalanlandı. İşte FETÖ aklı devrede dememin sebebi bu. Önce teğmenler tarikatçı, cemaatçi diye algı operasyonu yapıyor. Uygun zaman, zemin ve kişileri bulunca bu algının kırılması gerekçesiyle tartışmaya neden olan yemin okunmasını organize ediyor. Kendisi ortaya çıkmasın diye bir gazeteciye teğmenler hakkında soruşturma yalanını yayıyor. Zaten birbirine diş bileyen muhafazakar kesimle Atatürkçü kesim birbirine giriyor. Ek olarak da tarikatçı cemaatçi iftirası altında ezilen Atatürkçü teğmenleri de ortaya atarak onları yem ediyor. Bir başka kurban da süreçten hiç haberi olmayan rektör Erhan Afyoncu'dur. O yüzden dışarıdakiler kadar içeride teğmenlere emir ve teşvik verebilecek konumdaki takım, bölük, tabur, alay komutanlığı düzeyinde rütbelilere dikkatli bakmak gerekiyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ aklı devrede, organizatörler aranıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Özay Şendir'in Birleşmiş Milletler'in numara kararı ve Almanya'nın ırkçılığı başlıklı makalesini sunuyorum. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Diaspora Kürtleri Federasyonu'nun Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkının uygulanmadığı iddiasıyla Lozan Antlaşması hakkında yaptığı başvuruyu kabul etti. Terör örgütü ve örgüte yakın duranlar bu gelişmeyi Lozan Antlaşması sorgulanacak gibi duyurdular ama gerçekte olan komitenin başvuruyu usul yönünden incelemek adına bir başvuru numarası vermesinden ibaret. Başvuruda bulunanlar da komitenin Lozan Antlaşması'nı değiştirmek gibi bir yetkisi olmadığını biliyorlar ama umutları haklarının çiğnendiği iddialarının hazırlanacak bir rapora girmesi.
Türkiye'de başlayan ve iç hukuk yolları tükendiği için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne bireysel başvuru kapsamında götürülmüş bir dosya ve dediğim gibi alınan bir başvuru numarası hikayenin başı ve sonu. Ancak bu noktada hem bu Diyakürt'ü hem de Almanya'nın Kürt ırkçılığını mutlaka konuşmamız gerekiyor. Diyakürt, Ocak 2022'de İsveç'in başkenti Stockholm'de kuruldu. 10 yıllardır Danimarka'da yaşayan Adnan Ağacan ve Paris Kürt Enstitüsü Başkanı Kendal Nezan sürecin başını çeken iki isim oldular. Bu yapılanma Şubat 2024'te İsrail'de karşımıza çıktı. Gazze'de bebek, çoluk çocuk katliamının sürdüğü bir dönemde Diyakürt Başkanı Adnan Ağacan yanına Almanya ve Avusturya'daki Kürt derneklerinden de isimler alarak İsrail'e dayanışma ziyaretinde bulundu. O ziyarette el üstünde tutuldular. Dünya çapındaki Kürtlerin desteğinin İsrail'le birlikte olduğunu söyledikten sonra 7 Ekim saldırısının yapıldığı yerleşim birimlerini gezdiler, kameralara dayanışma mesajlarını tekrar ettiler. Bu beyler İsrail'in Gazze'de vurduğu hastaneler, sivil, özellikle de çocukların ve kadınların katledilmesine dair tek kelime etmemeyi tercih ettiler. Gelelim bu Almanya'nın Kürt ırkçılığı meselesine. PKK, Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesinde olduğu için Almanya'da sözde yasak. Almanya'nın en önemli kurumlarından Anayasayı Koruma Dairesi yıllık raporlarında terör örgütünün faaliyetlerini sürdüğünü söylüyor ama Berlin Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Almanya'nın ev sahipliği yaptığı PKK ve FETÖ üyelerine operasyon yapmasına engel olmaya çalışıyor. Daha da önemlisi bütçesini Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği DV Türkçe servisi Kürt ırkçılığında tüm sınırları aşıyor. Bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin inceleme numarası vermesi işini Kürt medya organları dışında haber yapan tek kurum Deutsche Welle Türkçe servisi. Daha önce Türkiye'deki doğalgaz fiyatlarıyla ilgili hazırladığı dosya haberi YouTube'a para ödeyerek reklam olarak yayınlatmış bir yapı var karşımızda ve Deutsche Welle Almanya'da yayında olmadığı için Alman vergi mükellefleri paralarının YouTube'a reklam olarak gittiğinden haberdar değiller. Almanya'nın yeni Ankara Büyükelçisi Katharina Sörg, tarih, siyaset bilimi ve gazetecilik üzerine yüksek lisans yapmış son derece deneyimli bir diplomat. Yeni büyükelçi son derece sıkıntılı bir dönemde göreve başladı. Suudi Arabistan'a verilen Eurofighter'ların Türkiye'ye satışına Berlin'in çıkardığı engel, Yemen'deki savaşın tarafı olan ülkelere milyarlarca euro silah satarken Türkiye'ye uygulanan örtülü ambargo, FETÖ kumpaslarının sanıklarını Alman gizli servisinin koruması, PKK'ya gösterilen müsamaha ve döneri sahiplenme dahil sorunlu birçok dosya var önünde. Bunlardan bir kısmında hükümet politikasını değiştirmek mümkün olmayabilir ama en azından Deutsche Welle Türkçe'nin Türkiye aleyhine yaptığı haberleri YouTube'a reklam vermesi başta olmak üzere ırkçılık kokan yayınlarıyla ilgili harekete geçebilir. Bir medya kuruluşunun yaptığı dosya haberi para harcayarak bir başka medya kuruluşunda yayınlatmasının dünyada bir örneği yoktur. Deutsche Welle Türkçe, Türkiye'yi iktidarı eleştiren bir yayın politikasına sahip olabilir ancak haber yapmakla yetinmeyip bunu reklam olarak başka yerlerde yayınlattığınız an işin rengi değişir. Burada basın özgürlüğü değil, basın yoluyla operasyon çekmek gündeme gelir. Kendi adıma Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok önemli olduğuna inanıyorum ama önemli bir ilişki tek taraflı olarak yürümez. Berlin ya müttefik gibi davranmaya başlayacak ya da Alman vergi mükelleflerinin parasıyla Alman Dışişleri Bakanlığı bütçesinden yapılan ırkçılık başta olmak üzere sorunlar katlanarak büyüyecek. Almanya şimdilik Amerika sayesinde gölgede kalıyor ama Türkiye'de sokağın düşman ülke nitelemesine en yaklaştığı zamanı yaşıyor. Bu gerçeği ve müttefik olarak Eurofighter'ları beklediğimizi hiç unutmamalı. Milliyet gazetesinde Özay Şendir'in Birleşmiş Milletler'in numara kararı ve Almanya'nın ırkçılığı başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yakup Köse'nin Bahçeli'den Can Alıcı Sorular başlıklı makalesini sunuyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta katıldığı Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni sonrası bir grup teğmenin kılıçlarını çekip korsan yemin etmesi geçiştirilecek bir hadise değil. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. Bu halk çok perşembeler yaşadı. Bir daha yaşamak istemiyor. Kara Hava Harp Okulu'ndaki kılıçlı korsan gösteriye karşı hemen teyakkuza geçmesi de bundandır. CHP ve türevlerinin kılıçla korsan gösteri yapan teğmenlere sahip çıkmaları normal. Bunlar başbakanın idam edildiği darbeyi bayram diye kutlamış güruh. CHP ve türevleri tıynetlerinin gereğini yapıyorlar. Bu cenahta olağanüstü bir durum yok. Lakin bizden görünüp de abartmayın, konuyu kapatın benzeri sözlerle bizlere parmak sallayanları anlamamızı kimse beklemesin. 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen ve çevresi için bunlar terör örgütü, bunlara terörist deyin diye bizleri uyarırken, yakın çalışma arkadaşları dahil büyük bir çoğunluk abartıyor diyorlardı. Ne zamanki başlarına bombaları yediler, o zaman Başkan Erdoğan'ın haklı olduğunu anladılar. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Demek ki bazılarının sütten yeterince ağzı yanmamış ki bizlere parmak sallayarak konuyu kapatın diyebiliyorlar. Allah'tan hala yoğurdu üfleyerek yiyenler var. Onlardan biri de en kritik anlarda dimdik duran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Sayın Bahçeli, mezkur hadiseyle alakalı açıklamasında can alıcı şu soruları sormuş. İlk başta sorulması gereken soru şudur. Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir? Sayın Bahçeli'nin dikkat çektiği 3 husus: 1. Korsan yemin törenini organize edenler. 2. Korsan yeminin gayesi. 3. Bu tür hadiselerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bölünmeye yol açacak olması. Bizlere abartmayın, konuyu kapatın diyenlerin Sayın Devlet Bahçeli'nin hayati sorularına cevapları var mıdır? Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada kılıçlı korsan yemin töreniyle alakalı soruşturma başlatıldığı açıklandı. Bakanlığın açıklaması şu şekilde: önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olayda her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Gerek Sayın Bahçeli, gerekse Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar da gösteriyor ki ortada kapatılacak değil, ehemmiyetle araştırılması gereken bir hadise var. Abartmayın, konuyu kapatın diyenler neyin telaşında acep? Onu da araştırmak gerekiyor. Star gazetesinde Yakup Köse'nin "Bahçeli'den can alıcı sorular" başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Nasuhi Güngör'ün "Türkiye, İhvan, Mısır ve Afrika" başlıklı makalesini sunuyorum. Ankara-Kahire hattındaki normalleşmenin hızlı sonuç vermesi kolay olmasa da, taraflar arasındaki görüş ayrılıkları ve sert rekabet alanlarına rağmen peş peşe gelen iki ziyaret umut verici. Ancak fazlasıyla emek istiyor. Özellikle de rekabetin söz konusu olduğu alanlarda işbirliğinin yollarını aramak için. Dünkü yazıyı tamamlarken bugün özellikle Türkiye ve Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki ilişkiyi ele alacağımı ifade etmiştim. Mısır'la ilişkilerimizde yaşanan kırılma ve kopuşun temel nedeni buydu çünkü. Olabildiğince kısa birkaç değerlendirme aktarıp iki ülke arasındaki ilişkilerin en hassas konularından olan Afrika'ya dair bazı notlar paylaşmak istiyorum.
Kavramlar üzerinde uzlaşmanın çok zor olduğu bir konu bu. Fakat AK Parti'nin geniş anlamda bir siyasi hareket olarak Türkiye'deki İslami siyasi tecrübenin önemli bir parçası olduğu da bir gerçek. Kavramlar konusundaki zorluğun merkezi şurada. Bu tecrübenin özellikle Türkiye'yi anlama kapasitesinden yoksun ve iyi niyetten uzak oryantalist bakış açısından arınması gerekiyor. Dolayısıyla da bu bakışı taşıyan kavramlardan siyasal İslam ya da radikal İslam örneklerinde olduğu üzere. Siyaset sahnemizde köklü bir geçmişe dayanan her hareketin ve bunları temsil eden partilerin gündelik tartışmaların dışına çıkıldığı zaman Türkiye'nin İslam dünyasının merkez ülkelerinden birisi olduğu konusunda hemfikir olduğunu düşünüyorum. Tam da bu nedenle ülkemizde İslami siyasi tecrübe olarak tanımladığım alanlardaki gelişmeler, ortaya çıkan yorumlar sadece kendimizi değil, İslam dünyasında hayli geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor. AK Parti'nin kendi tecrübesini ne kadar anlatıp anlatamadığı başka bir tartışma. Ancak bu tecrübenin İslamcılık damarıyla ve elbette diğer yorumlarla olan bağı, partileşme sürecinin ardından kazandığı başarılar, siyasi merkezden dışlanan ve haklarından yoksun olan kesimleri yanında tutabilme kabiliyeti, pek çok bakımdan benzersiz bir örnek olarak karşımızda duruyor. Bu yönüyle de hemen tüm İslam ülkelerinde anlaşılma ve takdir yönüyle, batılı başkentlerde ise farklı dikkat ve yaklaşımlarla izleniyor. Bu çerçevede Arap Baharı'nın ardından ortaya çıkan atmosferde Mısır ihvanının iktidara yürüme hikayesi pek çok bakımdan Türkiye tecrübesini dikkate alan boyutlar taşıyordu. Partilerinin ismi bile öyleydi. Özgürlük ve Adalet Partisi. Mısır'daki rejimin isim seçimleri kazanmasına rağmen ihvanı ve Muhammed Mursi'yi darbeyle iktidardan indirmesi o dönem Türkiye'nin büyük tepkisine neden oldu. Rejimin bu tavrının Mısır'a pek de hayır getirmediği zaten malum. Ancak bir nokta önemli. İhvan'ın siyasi anlamda yeterli bir tecrübesinin olmaması, mesela çok geç partileşmesi önemli bir noktadır. Olup biten de hayli önemli rol oynadı. Sadece partileşme ve tecrübe yetersizliği üzerinden değil, liderlik kadrosunun eksiklikleri, Mısır üzerinde yeterince kuşatıcı bir siyaset üretememesi gibi gerçekleri de buraya eklemek gerekiyor. Sadece bu noktadan bakmak bile AK Parti ile Müslüman Kardeşler Hareketi arasındaki farklılıkların önemli bir boyutunu teşkil ediyor. İki hareket arasında büyük benzerlikler kuranların entelektüel bir değerlendirmeden çok operasyonel yaklaşımlara sahip olduğunu da hatırdan çıkarmamak lazım. Sonuç itibariyle 100 yıl aşan bir hareket olmasına rağmen Müslüman Kardeşler Mısır'da siyaset sahnesinde istediğini alamadı. Türkiye'nin yeni dönemde bu süreçlere dair ilgisinin mesafeli olacağı da ortada. Ancak Mısır'ın böyle bir yönetimle kendi içinde dengelerini nasıl kuracağıysa büyük bir sorun olarak önünde duruyor. Gelelim Afrika konusuna. Kuşkusuz Mısır kendisini bu kıtanın en köklü ülkelerinden biri olarak görüyor. Tarihsel açıdan buna hakları olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Afrika'nın pek çok ülkesinde iddiaları ve arayışları var. Ancak Türkiye'nin kıtaya dair ilgisi tüm dünyanın dikkatini çekecek noktaya ulaşmış durumda. Üstelik ilgisi çok geniş bir alanda ve hızla yükseliyor. Libya konusunda genel anlamda Doğu Akdeniz'e enerji kaynakları üzerinden ortaya çıkan sert rekabetin Mısır'la aramızda önemli sorunlar olduğunu dün aktarmıştım. Fakat çok daha büyük bir rekabetin yakın gelecekte Afrika'da ortaya çıkacağını da unutmamak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2003 yılında ilk kez başbakan olduğunda Afrika'da sadece 11 büyükelçiliğimiz vardı. Şimdi bu sayı 44'e yükseldi ve Türk Hava Yolları kıtada en geniş uçuş ağına sahip ülke. Dışişleri bünyesinde ve koordinasyonunda TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı, okullar, hastaneler ve kültür merkezleri açılıyor. İnşaat, enerji ve madencilik başta olmak üzere pek çok sektörde önemli yatırımlar ve ortaklıklar kuruyoruz. Somali ile deniz güvenliği anlaşması imzalandı. Örnekleri artırabiliriz. Kısacası Türkiye, Afrika'da çok önemli bir aktör ve bu yükselişi rakipleri tarafından dikkatle izleniyor. Elbette Mısır tarafından da izleniyor. Bu rakamları, analizi ve bilgileri küçümseyenler, hatta inanmayanlar olacaktır. Dileyen internetten de bakabilir. Hani küresel ölçekte tanınan bir strateji merkezinin bunları söylemesi belki daha cazip gelir.
Ülkenin iç gündemine boğulup göremediğimiz alanlar bunlar. Yazık ki pek çok dezenformasyonun ve provokatif haberin üretilmesinin perde arkasında Ankara'nın bu ilgisi ve başarısı var. Habertürk gazetesinde Nasuhi Güngör'ün Türkiye, İhvan, Mısır ve Afrika başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İsmail Sert görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum.